Sevgili dostlar, Ürgüp'ten İstanbul'a geldik. Bazı keyifli işlerimiz var. Biraz da dinlenmek, biraz tatil yapmak için. Gelmişken İstanbul'a tabii yapmam gereken ilk şeylerden bir tanesi Fuji Film mağazasına uğrayıp aklımda olan bazı ufak tefek şeyler almak var. Mesela onlardan bir tanesi bir wireless ses sistemi almak istiyorum. İşte belki kameralara kafes falan almak istiyorum. Ben bu alışverişi sizinlerle beraber yapmak istediğim için sizi de alışverişe götürüyorum. Gidelim mi beraber? Hadi o zaman gidelim. Fuji Film'e geldik. Biraz alışveriş yapacağız. Buradakilerle de bir tanışacağız. Epeydir yapmak istediğim bir şey yapacağız. Şimdi bu arkadaşımız Halil. Bu benim, yani daha doğrusu ben onun başının belasıyım. Değil mi Halil'ciğim? Diğer arkadaşlar da burada. Karaköy mağazasına geldik. Merhabalar. Hoş geldin abi. Merhaba abi. Merhabalar. Birazdan tekrar buluşacağız. Vallahi arkadaşlar çaktırmayın, bir sürprizle dönebilirim ben bugün buradan. Neye niyet, neye kısmet. Halil biz ne aldık? İksel şişi 2S abi. Nerede abi, görelim abi malı. Malı görelim abi. Makinemiz burada. Aman yarabbim. Açmak ister misin abi makineyi? Abi bir açalım ya. Hemen. Beraber açalım seninle. Bebek çıktı ortaya arkadaşlar. Wow. Makinemiz çok güzel. Değil mi Halil? Evet. Müthiş. Ben çok beğendim abi. Evet. Neler yapacağız abi bununla biz? Abi, istediğin her şeyi yapabilirsin bu makinede. Teşekkür ederim abi. Rica ederim abi, hayırlı olsun. Yakında artık incelemeler, bol miktarda incelemelerini de seyredeceğiz hep beraber arkadaşlar. Şimdi kutu açılışını sizinle beraber yapmış olduk, hem de mağazada yapmış olduk. Sağ olsun Halil kardeş. Evet, şu kutu açılışımıza gerçek biçimde gelelim. Önce şunu açalım arkadaşlar. Kutumuzu bir açalım. Kutunun içinden çıkanlara bakalım. Evet, garanti kağıdı. Başka neler var? Hafıza kart uyumlu olanlar. Ondan sonra kullanma kitapçığı. Oh, bayağı bir kalın bir kitapçık. Bunu kim okur ki? Ben okumam. Ondan sonra cama burada başka bir takım evraklar. Bu evrakların hiçbirini kaybetmiyorsunuz tabii doğal olarak. Şöyle koyalım kenara onları. Başka neler varmış bunun içinde? Bakalım. Şimdi burada anladığım kadarıyla bunun nesi varmış? Oo, bir takım kabloları var gördüğünüz gibi. Pil var, kablo var vesaire vesaire. O şarj cihazı bile vermiş. Bunların hepsine bir göz atacağız sevgili dostlar. Bunları da koyalım kenara. Şimdi gelelim esas konumuza, makinemize. Şöyle çıkartalım. Ve gösterelim size. Evet. Kameramız bu. Sıfır. Tamamen hiç açılmamış. Birazdan daha detaylı bir incelemeye gireceğiz zaten. Evet, kamerayı elimize aldığımız zaman sevgili dostlar GFX 50S yapısı var birebir neredeyse bakın. Arkası da öyle. Üstü de öyle. Önü de öyle. Çok ağır bir makina değil. Daha henüz tabii pilini falan da takmadık. Pil demişken bu kutunun içinden çok ilginç şeyler çıkıyor. Yani onlara bir göz atacağım. Öncelikle bir şey Type-C, USB Type-C kablosu. Onun haricinde şarj etme aleti. O aletin ucuna takılabilecek değişik ülkelerin uçları. Bunların hepsi göründüğü gibi. Bakayım şurada da var bir tane. Evet.
Bu neymiş? Bu da onlardan bir tanesi. Burada neyimiz var? Evet, pilimiz var. Bildiğiniz klasik XT4 pili. Yani bir fark yok. Ve boyun bağı var. Şimdi şunun içinde ilginç bir şey daha çıktı. Onun ne olduğuna bir göz atalım sevgili dostlar. Ha. Ya bunun ne olduğunu öğreneceğiz. Ben şu anda pek anlamış değilim. Aa, kabloları toparlama. Bravo be. Şu yan tarafa herhalde monte ediyorsunuz. Yan tarafa monte ediyorsunuz. Buradan bakayım nereden? Herhalde şuradan. Yok, oradan. Evet, buradan. Burada gördüğünüz gibi vidalı yerleri var. Şurada görebiliyor musunuz? Evet. Onu buraya monte ediyorsunuz ve buradan çıkan kabloları toparlıyor. Güzel bir özellik. Şimdi sevgili dostlar bakalım pili dolu olup olmadığını bilmiyorum. Ama mutlaka bir parça bir nefesi vardır. Pilimizi takalım. Pilimizi takıyoruz. Taktık. Ve sizlerle beraber ilk defa makineyi açalım. Açılmadı. Yapacak bir şey yok. Bizdeki pillerden birini kullanacağız. XT4'teki kameramızdaki pili aldık. Onun yerine monte ettik. Kapağımızı kapattık ve sizinle beraber hep beraber açıyoruz. Açtık. Açılmadı. Ha, hata bende. Açılmış da. Evet, kurulumu yapalım. Şimdilik ben İngilizce yapacağım. Sonra iyice alıştıktan sonra Türkçe'ye çevireceğim. Ha, no memory card diyor. Şimdi işin memory kartı biraz ilginç. Burada biraz sıkıntılı sevgili dostlar. İki tane karta 4500 lira para verdim. Çünkü bir tanesi CF Express Type B kartımız. Bu kartlarda ne yazık ki biraz bu makinede bir sıkıntı var. Çünkü çok seçiyor. En sonunda Lexmark'ın yani Fujifilm'den aldığınız yerden onların verdiği kartı tehlikeye girmemek için almayı tercih ettim. Evet, lensimizi de taktık sevgili dostlar. İlk kontrol etmek istediğim şey ne biliyor musunuz? Bunun IVF'i. Çünkü IVF'inin müthiş olduğunu söylediler. Programdan ben şey alacağım hemen. Diyafram öncelikli modu alacağım. Ay, gözüme göre de ayarlamam gerekiyor tabii. Aman yarabbim, gözüm çok bozukmuş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? IVF'i müthiş. Bir kare alalım. Onun çok da güzel bir sesi var. Yani bakın. Çok hoş. Çok hoş. Hemen çektiklerine bakalım. Standart haliyle bile renkler çok güzel sevgili dostlar. Tabii. Teknik ve detay incelemeye bakacağız. Onun haricinde hemen sizinle beraber paylaşmak istediğim ekran çözünürlüğü. Bildiğimiz klasik ekran çözünürlüğü gayet yeterli. Şu anda rakamlara ya da teknik detaylara girmiyorum. Makinamızın ilk şekli bu. Dolayısıyla ne yapacağız? Kaydı şimdilik burada bitireceğiz. Vallahi sevgili dostlar, sevincime sizlere ortak ettim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bundan sonra çok daha güzel içerikler yapacağız bu makine sayesinde. Ve dedikleri kadar kuvvetli bir makine mi? Onu hep beraber inceleyeceğiz. Doğrusuyla, yanlışıyla, eksiğiyle, çoğuyla bütün bilgileri size aktaracağım ama izin verin önce birazcık ben bunu bir kullanayım. Ondan sonra size bütün detaylarını tek tek aktarayım. Şimdilik hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.